Sevgili Onur Akın, kendi tasarladığınız Laterna Stüdyosu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Benim deyimimle aslında Onur Bey. Ben sürekli telefonu açtığımda Onur Bey, Onur Bey, Onur Bey, Onur Bey bizi hiç kırmadı. Bu yaşta bunları yapacağım ben, nasıl yapacağım filan dedi. Her gün sanayiye gitti, sitelere gitti, üreticileri buldu, malzemeleri buldu ve bugün artık buradayız. Bu sabah Onur Bey buraya geldiğinde stüdyomuzu da beğendi. Şimdi artık sizden bu stüdyoyu nasıl tasarladınız, ne yaptınız, bizimle nasıl uğraştınız, beni sabah saat 10.30'da arayıp uyandım mı evladım nasıl dediniz, onları dinliyoruz. Bu stüdyo için Can Bey ile beraber, Can Bey'den böyle bir stüdyo yapılma önerisi gelince artık onu hakikaten kıramazdım. Çünkü çok sevdiğim bir insan, onu kıramazdım. Ama benim de artık 83 yaşında, artık proje yapacak falan filan şeyimiz de kalmamıştı. Ve uzun senelerde bu işlerden de kopmuştum. Apayrı da imalatçılarla, yapanlarla, insanlarla bir ilişkim kalmamıştı artık. Zaten bu yaştan sonra da stüdyo yapıp nasıl olacak? Dedim ki benim kulağım duymuyor ki stüdyo yapayım artık. Can Bey dedi ki gözlükçüye gidiyoruz. Gözlükçünün yapanın gözünde gözlük var. O doktorun gözünde de gözlük var. Allah Allah. Yapalım ama hakikaten çok büyük problemi olan bir yerdi burası. Çünkü ana yola çok yakın bir mesafede ve yerleşim alanının içerisinde gürültüyü falan, dışarıdaki gürültü düzeyi yüksek olan bir yerde. Halbuki stüdyolar genellikle değil, %99, %100 sessiz olan yerlerde yapılır. Ama biz burada sesli yerdeyiz ve bunun sesi kesmemiz gerekir. Birinci şartımız bu. Dışarıda istenmeyen gürültünün içeri girmemesi. Ama bunu nasıl yapabilecektik? Yüzer döşeme yapmadan, yüzen duvarlar yapmadan, yüzen tavan yapmadan bunları nasıl yapabilirdik? Artık düşündük taşındık. Hakikaten geceleri rüyamda falan filan bile bu işleri hep düşünmüşümdür. Samimi söylüyorum. Hep rüyama girmiştir bu işler hep. Ondan sonra oralarda bir takım, rüyamda bile aklıma gelen bir takım şeyler oldu. O problemleri çözmek konusunda. Hakikaten en sonunda bu işlerin yapılabileceğini kanaat getirdik. Birinci işimiz dışarıdaki seslerin içeri alınmaması. İkinci işimiz içerideki oluşturduğumuz seslerin en uygun çınlama zamanıyla zamanında düzenlenmesi. İyi bir keman gibi, iyi bir müzik aleti gibi, iyi bir enstrüman gibi stüdyo içeride oluşan sesleri en iyi şekilde, yani bas sesleri ve tiz sesleri yutmadan ya da uğultular veya çınlamalar meydana getirmeden bizim kontrolümüzün altındaki bir şekilde yansıtması stüdyonun için en önemli şeydi ki bunu yapabilen Türkiye'de, hatta daha ciddi söylüyorum, yani şaka söylemiyorum. Dünyada da çok az stüdyo var böyle yapabilen stüdyolarda. Bunları yapabilmek gerçekten zor bir iştir. Çünkü o kadar güzel bir yayın yapan stüdyolar var ki, hakikaten resimleri falan filan mükemmel, mükemmel, çok güzel yayın yapan bir stüdyo var. İsmini de söylemeyeyim bari. Ama gelin ki ses, konuşmalar anlaşılmıyor. Konuşmalar sanki bir şeyin içerisinde, bas sesler uğultu, tiz sesler çınlama. Halbuki biz onu yapmamalıyız. Yani bütün kelimelerimiz, sözlerimiz anlaşılabilmeli stüdyonun içerisinde. Onda büyük bir şans eseri. Biz araştırdık, taraştırdım falan filan ama ben bu işlerle ilgili olduğum zamanlardaki yerlere gittim. Onlar kapatmışlar. Adamlar, kimseler onları bilmiyorlar. Bir yerde hakikaten büyük bir şans eseri. Bunların şeylerini bulabildim, izini bulabildim. O izi takip ederek işte bu akustik treadmanları falan filan. İstediğimiz buydu. Yani şeylerde bir metrekarede 4000 delikli olan, 6 veya 8 milimetre delikli olan şu malzemeleri çınlama zamanlarının ayarlamasını programladık. Hakikaten adamların da ellerinde de o varmış. Yani programlarında da o varmış. Yani adamlar yaptıkları şeylerde oymuş. Ve titiz bir insanların bu iş yaptıklarını gördüm. Ve ondan dolayı da çok da mutlu oldum. Hakikaten hem malzeme hem de işçilik olarak gerçekten çok güzel yaptılar. Yani en ufak bir estetik yönden de bir hata vermeden, bizi üzmeden, asla vakit geciktirmeden
şaşırttırmadan, bizi uğraştırmadan, problem çıkartmadan geldiler, yaptılar bu adamlar bu işi. Hatta ismini de söyleyelim. Murat Hatipoğlu, Proje Akustik. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ama önce size teşekkür ediyoruz. Çünkü siz olmasaydınız burası olmayacaktı. Bulabildik diye, onlarla temas kurabildik için en büyük şansımız. Onlarla temas kurabilmek için kaç sabah gittiniz sitelere? Tabii çok gittik geldik. Hakikaten çok araştırdım. Oralarda insanları araştırdık. Bütün ümitlerim kesildiği an, bütün kez acaba delikli duralitlerden bulup da o delikli duralitlerle bu işleri yapabilir miyim diye artık malzemecileri dolaşırken adamlar dediler ki böyle bir şey niçin arıyorsunuz? Dedik böyle televizyon stüdyosu yapıyor. Oradaki müşterilerden bir tanesi dedi ki bu işi yapan birisi var. Ben sizi tanıyorum. Vaktiniz varsa ben sizi oraya götüreyim dedi. Hakikaten bu şekilde biz Hatipoğlu ile karşılaştık. O şekilde gittik ve onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu akustik paneller, şu gördüğünüz duvarların tümü şu lastik elastomerlerle ana yapıya bağlı. Katı iletişimi kesinlikle hiçbir şekilde katı iletişimi olmayan bir bağ şey yaptık. Bağ meselesi yaptık. Ondan sonra işte bunlarla beraber ses kesme olayını bu şekilde yapabildik ancak lastiklerle. Ve bunlar da elastomerler de Avrupa'da bir hayli pahalı satılan bir elastomerlerdir. Yani çok pahalı akustik malzemeler, pahalı malzemeler tabii, özel malzemeler. Biz gittik otomotiv sanayinde egzoz lastiklerini bulduk. Ve egzoz lastiklerinin 4 tanesini bir araya getirip bir test yaptık. Esneme miktarlarını bulduk hemen şurada. Üzerine 200 kiloluk falan filan ağırlık, 50 kiloluk, 100 kiloluk ağırlık koyarak esneme miktarlarını bulduk. Ona göre bu esneme miktarlarına göre bu ağırlıklarını yerleştirdik. Onun için şimdi bu başarılı olabildik. Şimdi belirli bir miktardan daha fazlasını bu elastomerleri koyduğumuz takdirde artık katı iletişimi, zeminden gelen katı iletişimi en korktuğumuz şey de o. Havadan iletişim tabii birinci problemimiz. O hava iletişimleri en ufak bir şey arasında çatlak olduğu takdirde istediğiniz kadar büyük şey yapın, önlem alın, oradan giren sesi kesmeniz mümkün değil. Onları bir kesiyoruz. Bir de katı iletişimden gelen sesler var. Katı iletişimle zeminin titremesiyle gelen seslerin bu duvarlardan titreşim gelmemesi için bunları yüzen bir duvar yapmamız gerekiyordu. O yüzen duvarları da bu elastomerlerle yaptık. Egzoz takozlarıyla yaptık bunları da. Onları da başardık. Hem de kaçaydı bilmiyorum. 300 lira mıydı neydi? 600 lira mıydı? Tanesi 15 liraydı. 15 liraydı ha. Tanesini 15 liradan aldık da o egzozları ondan sonra o şekilde yaptık. Bundan evvelki yaptığımız işlemlerde de ben ZDF televizyonuyla beraber çalışıyorduk TRT'deyken. ZDF ile yaptığımız yapılarda bir takım şeyler hazır alıp getiriyordu. ZDF bizi öneriyordu. Ama TGRT'ye geçince o malzemeleri artık biz Türkiye'den bulmak mecburiyetinde olduk. Nasıl yapalım? Yani Avrupa'dan bunu getirtmeyelim. Bizim danışmanımız o şeydeyken, TGRT'yken yine ZDF elemanları benim danışmanım oldu. Beraber yaptık. Adamlar hatta Enver Ören rahmetli. Ben dedim ki bunu yaparız, bitiririz ama bunun kabulünü ZDF yapsın. Ah dedi, ben onu size söyleyemezdim ama dedi siz söylediniz. Onun için teşekkür ederim dedi Enver Ören. Hakikaten yaptık, bitirdik. ZDF, ben Almanya'ya gittim geldim. Projeleri götürdüm geldim. Almanlar Türkiye'ye geldi gitti. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Elastomerleri, bu elastomerler de değil tabii. Onlardan başka daha elastomerler bulduk. Beton blokları taşıyan elastomerleri Türkiye'de yaptık. Lastik fabrikalarıyla temas kurduk. Onların esnemelerini yaptırdık. Testlerini yaptırdık. Bütün
şey yoktan var ettik o işleri TGRT'deyken ve hakikaten onlara ben de diyordum biz şimdi bizim programımız var. Şöyle ki Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül eşimle ikimiz açık denizde yaşamaya, yatta yaşamaya söz verdik birbirimize. Ekim'den itibaren Haziran'a kadar olan bu süre içerisinde ben bu stüdyoları falan bitirmek durumundayım. Dedim ki bakın ben bu programı yaparım, planlarım, programlarım, her şeyini yaparım ama aksarsa sizden bak karışmam. Yani hangi iş yapacaksa onun arkasındaki iş hazır olmalı. Bütün hepsini de hakikaten öyle hazırladık. TGRT'nin açılışı Haziran'ın kaçıydı hatırlayamıyorum ama Cumhurbaşkanı ölümü. Turgut Özal'ın ölümü zamanında. Turgut Özal'ın ölümü haber aldık. Onun üzerine bir ertesi günde açılışını yapacaktık. Hakikaten onun bir gün önceden açılışını yaptık. O yayından girdi TGRT'nin şeyi. Peki bir de madem TGRT'den bahsettiniz. Program arasında siz koca bir duvarı kestiniz değil mi? Yaptığımız yer önce bir deneme anlamında bir stüdyoydu. Yani esasında yani gerçek büyük stüdyo, iki tane büyük stüdyo var ama yani bir apartmanın yine bir işhanenin dördüncü katında bir yerde yaptık o şeyleri. Ama yüzer döşemeli falan filan yaptık. Gerçekten bir stüdyoda olması gereken her şeyi yani nasıl bir hastanede hastanın içeri girmesinden morgdan çıkışına kadar olan her şey sırasına göre programlanıyorsa bizim o şekilde de stüdyolarda da aynı şey var. Haberin girişi, programcıların girişi, dekorların girişi bilmem neyse hepsi birbirini kesmemeli. Programlar birbirlerini kesmemeli. Ama dekor stüdyosunu en alttaki büyük bodrumda yapmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü motorlar çalışıyor, bilmem neler çalışıyor falan. Dekorun oradan yukarı çıkartılması bir hayli problem oldu. En sonunda dedik ki buradan terasta bir şey açalım, delik açalım aşağı kadar. Oraya bir yük asansörü koyalım. En sonunda en alt katta oraya yükleyelim o şeyleri, dekorları falan filan yük asansörünü terasa kadar çıksın. Terasta zaten stüdyoların duvarları. Oradan stüdyonun içine girecek. Her iş bitti ama. Ondan sonra başka çaremiz de kalmadıydı. Hakikaten onu yaptık, bitirdik. Ama artık her şey programlı. Bir taraftan program yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Gece saat 10'dan 11'den falan filan itibaren bir başladık biz. Stüdyonun dış duvarının beton plaklarını kesmeye, beton duvarlarını kesmeye başladık. İçeride de stüdyoda program yapılıyor. İçeride o programı da gürültüsünü kesmeden. Onlar gece saat 11'de 12'de falan o programı bitirdiler. İç duvarlarını kestik. Stüdyoyu hiç aksatmadan daha evvelden hazırlanmış olan akustik kapıları oraları yerleştirdik. Kapı yaptık. Ertesi sabah bitti. TRT'de bütün stüdyoları yaptıktan sonra TGRT'ye geçtiniz. Sonra nerelerde stüdyolar yaptınız? Kanal D. Onlar TGRT'den öğrendiler. Kanal D'ye geçtik. Kanal D'nin stüdyolarını yaptım. Ondan sonra onlarda da güzel oldu. Ondan sonra ATV ile NTV, Fox TV. En sonunda Fox TV'yi yaptık. O da orada da çok enteresan bir şey. Tarihi bir yapı. O yapının içerisinde stüdyolar yapmak gerekiyordu. Kemerler falan filan içerisinde. Oralarda kemerlerin şeklini bozmadan akustik yalıtımı onu içerisinde yapmak mecburiyette. Hep en büyük problemler bize geldi. Hiç Avrupalı'nın göze alamayacağı problemler bunlar. Hakikaten ciddi söylüyorum, doğru söylüyorum. Bir Avrupalı Alman bu kadar büyük problemi göze alamazdı. Hakikaten şimdi orada hele orada ana yol İstanbul'da Boğaz'ın genel bir şeyden geçen yol. Ne derler Boğaz'ın tam kenarında. Boğaz'ın kenarında aynı şey Akdeniz'in kenarında ana yolun üzerinde 10 metre öbür tarafta yol geçiyor stüdyonun. Bir de üstelik onlar da istediler ki ne olur şuraya büyük bir pencere açalım, stüdyo penceresi açalım. O canlı olarak dışarıdaki ekrandan denizin hepsi görünsün, deniz görünsün. Spiker konuşurken bu işleri de bir kamerayla falan filan suni bir şekilde yapmayan doğal olarak onu da yaptık. Hakikaten ondan da hem o gürültüye hem şeyde mani olduk. Zaten azıcık ondan dolayı da
sizin teklifinizi azıcık da yapabilirim belki diye içime de cesaret geldi. Benim hayatımda tanıdığım en pozitif insansınız. Kendimi örnek almaya çalıştım. Estağfurullah. Bir insansınız. İyi ki varsınız hayatımda. İyi ki bu projeyi birlikte yaptık. Minnetimizi size söyleyemeyiz hiçbir şekilde. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra yapacağımız bütün projeleri de hep birlikte yaparız. Bir günde tekneye geleceğiz, teknede çekim yapacağız ama. Kulağı duymayan bir akustikçi. Olsun, Allah Allah. Yaptık mı yaptık. 83 yaşında. 83 yaşındanın insanın duyduğu kadar duyuyorum. Ama şu anda şunu da yapabiliyoruz sonuçta. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Gerçekten şurada mutlu oldum. Bu stüdyoyu böyle görmekten, son halini görmekten çok mutlu oldum. Teşekkür size ediyorum. Size çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun.